becerisi. Biliyorsunuz geçen sene Life of Luxury'nin onlu gecenin hürmeyi durduramıyor diye bir videosunu izlemiştik ve gerçekten inanılmaz korkunç olaylar oluyordu. Ve bugünkü videoda da o videodaki o korkunç yaratığın annesinin başına gelenlere bakacağız. Çünkü o videonun sonunda biliyorsunuz annesi yakalamıştı oğlu. Ve bakalım annesinin başına neler gelmiş. Cidden inanılmaz bir bölüm bizi bekliyor. Hazırsanız videoya geçelim. Geceleri yemek yemeye ihtiyaç var isimli video. Evet, şimdi introya başladık. Gördünüz nasıl bir şey ve bir dakika. Bu Tommy arkadaşlar, bakın önceki bölümdeki Tommy ve şu an abi deprem etkisi yaratıyor resmen bağırırken. Kapıyı ellerini gördünüz mü? Kovada bunları tutuyormuş oğlum deliler. Abi bir dakika. Ne yapıyor lan? Birini orada yiyor, gördünüz mü? Bu beni rahatsız ediyor. Tommy tam anlamıyla annesinin hayatını veriyor, bakın. Annesi de aslında gördünüz mü? Ben ne oluyor? Kapıyı kıracağım. Gördünüz mü? Abi. İntro'ya bak, inanılmaz sanırım. Şuna bakın. Ne yapıyordu orada? Birinin kafasını tutuyordu. Evet, video başlıyor. Gerçekten inanılmaz bir bölüm bizi bekliyor. Bu arada Life of Luxury 6.6 milyon abone olmuş. Tebrik ediyoruz. Bu arada Life of Luxury'nin başında bir bela var. Instagram'dan gördüm. Hani kanalları kapatılmış falan, böyle parasını bile kazanamıyorlarmış. Gerçekten sıkıntılı geçmiş olsun onlarda buradan. Umarım çözerler bir an önce. Evet, biliyorsunuz Tommy'nin annesi Candace vardı. Ve şimdi onun kız kardeşi Doris bizi çağırmış. Yani Life of Luxury'yi. Ve çünkü bakın önceki bölümden gördünüz mü? Çünkü Tommy'nin başına gelenlerden sonra annesinin de başına bir şeyler gelmiş. Bakın Candace ve Tommy hala hayatta ve yeni bir evde birlikte yaşıyorlarmış. Kız kardeşi de yani Doris onlara haber vermiş Life of Luxury ekibine. Ve onlar da araştırmak için oraya gidecekler. Bakın bir komşusu, komşuları da böyle bir video paylaşmış Facebook'ta. Bak bak, ağacın arkasında gördünüz mü? Abi şuna bak. Eskisinden çok daha korkunç, iğrenç bir görünüm var. Annen burada. Onun yardıma ihtiyacı var. Gel diyor. Sakın gitme. Yaklaş. Abi görüyor musun? Kaç kaç. Abi Candace oğlundan ayrılamıyor. Ve Tommy'nin kontrol altına alınması istiyormuş. Yoksa yani hepsi ölebilir abi gerçekten. Doris de Candace'den korkuyormuş ve yani onun artık ömrü kalmasına inanıyormuş. Çünkü görüyorsunuz artık oğlu gibi olmuş, Tommy gibi olmuş. Biliyorsunuz oğlu büyümeyi durduramıyor bölümü vardı. Orta zaten görmüştük her şeyi. Ve bu sefer o büyümeyi durduramayan çocuğun annesinin de başına bir şeyler gelmiş. Biraz karışık anlattım benim yanımda ama. Neden oraya gidiyoruz diyor, geri dönüyoruz diyor, gitmeyelim diyor. Candace'in hayatını kurtaramadık. Bu bizim ikinci şansımız. Kurtarmamız gerekiyor diyor. Bu arada yine böyle Life of Luxury videoyu izleyelim ve mutlaka yorumlarda belirtin. Like'larınızla ne yapacağız biliyorsunuz. Bak artık istemiyorum bile. Neden kendi hayatımızı umursamıyorsun diyor. Geri dön diyor. Chester ve Parker. Parker yine insanlara yardım etmek istiyor ama Chester korkuyor abi. Diyor ki bizim başımıza bir şey gelmesin. Bizim götümüz yanmasın, biz geri dönelim diyor. Ama Parker benim gibi böyle olayları araştırmak istiyor. Şimdi bakın Tommy ve annesinin kaldığı yeni eve gidiyorlar. Tommy, annesi Candace ve onun kız kardeşi bir dakika. Neydi lan? Doris. Evet, Doris. Bu üçü aynı evde yaşıyorlar. Doris normal olan. Evet, eve geldik. Abi ev var ya, ürkütücü duruyor. Kocaman böyle eski bir eve benziyor. Kameraları aldılar. Evet, eve geldiler. Saat gece 10 falanmış. Evet, kapıyı çalıyorlar şimdi. Abi önceki bölümde anlattığım kadarıyla gerçekten Tommy çok korkunç, çok ürkütücü bir yaratığa dönüşmüştü resmen. Acaba şu an ne halde göreceğiz? Aha! Bu Doris. Merhaba, kendisi kız kardeşi Doris misin dedi. Evet dedi. Gelmemize izin verdiğin için teşekkürler. Gelip kardeşinle konuşabilir miyiz? Altyazı var zaten. Siz de bakıyorsunuz. Aşağı yukarı doğru çeviriyor diyebiliriz. Ben de anlatmaya çalışıyorum. O iyi durumda değil diyor kız kardeşi için. Yani Tommy'nin annesi Candace. O büyümeyi durduramayan adamın annesi. Tamam gelin ama sizi uyardım diyor. Bunu bilin diyor. Evet şimdi bakalım.
Kadının ismini unuttum. Bakalım başına neler gelmiş abi. Candace'in, evet Candace. Candace. İçeride. Evet, şimdi içeriye giriyorlar abi. Teşekkürler dedi. Abi Chester korkuyor, girme diyor. Ha! Bu ne? Annesi tekerlekli sandalyede artık ve kafası ne olmuş? Sana ne oldu dedi. Aa! Bu kadına ne olmuş böyle? Unutmazsam ekrana önceki halini koyacağım. Saçına ne oldu? Bunu sana oğlum mu yaptı? Ne oluyor? Çok rahatsız edici. Ha! Lan alıyor beni. Aa! Oğlum! Ahbap Tommy orada. Evet. Hatırladınız mı Tommy'yi? Büyümekten ne kadar büyük olmuş. Tommy iyi çocuk, hadi odana dön dedi. Abi şuna bak. Yemin ederim tüylerim diken diken şu anda. Ağlıyor annesi. Oğlunun bu şekilde olmasına üzülüyor. Sana Tommy konusunda yardım edeceğiz. Sorun değil. Tommy iyi bir çocuk diyor. Hayır, iyi bir çocuk falan değil. Herkesi öldürecek. Çok kötü halde Tommy. Çok tehlikeli. Lan Chester hayır falan diyor. Bro diyor, hayır yapmayalım diyor. Bizim başımız kel mi diyor ama olayları araştıracaklar bu videoda, biz de izleyeceğiz. Tommy'nin odasına doğru gidiyoruz şu anda. Çocuğun kapısını çalacağım, tamam mı? Chester okey dedim. Nefes alma sesi kapıya kadar geliyor lan. O kadar büyük ve böyle değişik bir şey ki. O ses de ne Tommy? Abi deli gibi terliyorum, havalar da çok sıcak biliyorsunuz. Aha! Abi şuna bak, kafasını kontrol bile edemiyor, o kadar uzun ki. Ve sallıyor sağa sola. Oğlum ne lan böyle böyle sallanıyor, yılan gibi kafa. Tommy dinle. Davranış şeklin kabul edilemez. Annene saygısızlık ediyorsun. Onun derisini istiyorum, giymek istiyorum diyor. Tişört gibi giymek istiyorum diyor, kazak gibi. O ne dedi? Abi çok iğrenç. Ne kadar psikopat. Lan bu ne? Thomas yaramazlık yapmayı kesmezsen anneni alıp seni burada yalnız bırakacağız dedi ve abi bunu duyduğunda bence deliye dönecek. Okay. I think he'll start acting. Tamam, şimdi daha iyi davranmaya başla. Kafayı kırdı kafa. Lan şuna bak. Ayak kaldı parka yakaladı. Parka kaç. Hop, abi Parker'ı kaçırdı sandım. Parker'ı kaçırmamış, tamam. Bu çocuk çok ileri gitti. Kendi ise bu çocuktan bahsetmemiz lazım dedi. Ve şimdi annesine anlatacaklar. Ama annesi de bakın en son biliyorsunuz annesini ele geçirmişti. Artık annesi de onun gibi biri olmaya başladı. Biri ağlıyor. Lan bu ne? Ne yapıyorlar? Banyo yaptırıyor kendisi mi? Ağlamayı kes, bu senin hatan. Onun bunu yapması izin verdi, sırtına ne olmuş? Abi oğlu biliyorsunuz annesini bu hale getirdi ve Doris de şu an onu böyle banyo yaptırıyor. Burayı izlememiz gerekiyor diyor. Evet abi, sırtında siyah siyah böyle işaretler falan var. Bunu Tommy mi yaptı? Muhtemelen o yaptı diyor. Banyosu bittikten sonra ona soracaklar abi bunu, yani neden böyle olduğunu. Ve şimdi gizli kameraları kuruyorlar abi. Evet, asıl buradan sonra sıkıntılı dakikalar başlıyor abi. Altımıza sıçacağız, hazır olun. Bezleri bağlayın, korku gecesi başlıyor şu anda bizim için abi. Altımıza bezleri giydik mi çocuklar? Kameraları, GoPro'ları şu anda kuruyorlar. Ben bezimi taktım arkadaşlar videodan önce. Muhtemelen altıma sıçacağım yani. Kendisinin odasına da kuracaklar. Kendisi zaten şu anda bu odada değil ama kapıyı çalıyorlar. E kendisi en son banyo yaptırılıyordu. Lan bu ses ne? İçeri gelmiş ve şu an garip garip gürültüler geliyor içeriden. Aaa! Lan bu ne? Lan Tommy ne yapıyor annesi de şu an? Şuna bakın! Sırtını emiyor diyor. Abi o siyah izlerin sebebi işte. Aa! Kameraya baktı. Şuna bakın. Ne yiyor lan bu? Hemen Doris'e söyleyelim dedi. Doris'e doğru gidiyorlar. Abi uzun bir video bizi bekliyor. Yani yiyeceğinizi, içeceğinizi hazırlayın.
uzun bir video, sonuna kadar izleyin. Neden ceketini giyip gidiyorsun? Doris gidiyor. Bu evde uyumuyorum. Tommy ile. Tommy'den korktuğu için burada uyumuyormuş abi. Başka yere gidip uyuyormuş. Omurilik sıvısını emiyor diyor. Ama kadın bunu yapmasa izin veriyor diyor. Annesi buna izin veriyormuş. Abi işte anne yüreği, işte oğlu ne kadar korkunç böyle bir yaratığa dönüşse de onu kıramıyor demek ki. Ama bu çok kötü bir şey. Tamam, görüntüleri incelemek için sabah eve gelecekmiş Doris de. Yani kendisinin kız kardeşi, Tommy'nin de teyzesi oldu. Evet, şu anda o evden gitti ve bizimkiler evde yalnız. Tabii yalnız değil, Tommy ve onun annesi kendisi de var. Evet, onlar burada uyuyacaklar. Kendisine neden üzülmüyorsun diyor. Çünkü o rahatsız edici. Tommy annesinin hayatını emiyor diyor. Kendisi bir daha terk etmeyeceğiz diyor. Abi önceki bölümde Tommy kendisi ele geçirmişti ve Parker ve Chester maalesef kurtaramamışlardı. Ve şu anki halini de görüyorsunuz annesinin. Bu gece kaydedeceğiz, bakalım neler göreceğiz dediler. Ve yatağa yattılar. Gece şu an saat 12'ymiş. Biliyorsunuz her zaman gece saat 3'te olaylar oluyor. Şeytanın saati gece 3'te. Zaten biliyorsunuz benim de gece 3 videolarımı izliyorsunuzdur yani. Evet, saat 12.30 oldu. Bakalım 12.30'da herhangi bir şey olacak mı? Salon kamerası, koridor, koridor kamerası. Ekranda sinek uçtu lan. Evet, annesi de burada tekerlek sandalyesinden anlayabilirsiniz. Lan Tommy gene büyümeye mi başlayacak? Abi bu Tommy geceleri büyüyor biliyorsunuz. Ve böyle öldürmeye başladı ya, böyle diye sesler geliyor. Aha! Görüyor musunuz? Çıldırıyor şu an. Oğlum annesi uyumuyor, gözlerine bakın. Bak yakından bakın. Annesi de uyumuyor. Aa! Görüyor musunuz? Tommy yine büyümeye başladı abi. Her gece bu hale geliyor. Ne olacak şimdi? Gece saat 1.30 oldu. Bizimkiler uyuyor. Bu seslere uyanmıyor oğlum. Aa! Diye sesler geliyor. Nasıl uyanmıyorsunuz? Kalkmış. Bu hareketleri kendine spor yapıyor. Hop pıs 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 basıyor can Tommy. Ne oluyor? Pencereden mi çıkacak? Ne yapacak? Abi gerçekten iyice gerilmeye başladım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Bununla baş başa kalsanız ne yaparsınız? Aa! Gerçekten pencereden çıkıyormuş lan. Muhtemelen kapısını kilitliyorlar abi geceleri çıkmasın diye ve o yüzden o da pencereden çıkmayı tercih ediyor. Abi annesinin yanına mı gelecek acaba? Annesiyle bir olup şu an yani herkesi öldürebilirler abi. Life of Luxury yani Parker ve Chester'ın da işini bitirebilirler çünkü ikisi çok güçlü yani. Biri birini alsa, biri birini alsa. Oh! Geri geldi. Lan çok daha uzun. Şuna bakın. Abi şuna bakın. İnanılmaz uzamış. Görüyorsunuz değil mi? Kolları bacakları İnanılmaz uzun, resmen hani eğilerek gidiyor. Şuna bakın, kameraya doğru geliyor. Şunun tipine bakın, çok rahatsız edici. Şuna bak, ananı sakayım. Abi gerçekten inanılmaz. Ne oluyor lan? Oğlum kedi sesleri geldi de umarım kediye zarar vermemiştir. Kedi mi vardı orada? Dışarıdan kedi mi getirmiş bu? Ve kediyi galiba yiyor şu an. Ne yapıyor? İğrenç bir yaratık. Hayvanlara zarar verilmesinden nefret ederim. Yani sizler de hayvanlara zarar vermeyin. Hayvanları hep sevin arkadaşlar. Bu Tommy şu anda bir kediyi öldürdü galiba abi. Böyle bağırıyor deli gibi. Abi birinin bu Tommy'yi durdurması lazım. Kediyi yedi şu anda. Dışarı gidip kedi yakalayıp gelmiş. Çıkıyor odadan. Abi kediye gerçekten üzüldüm. Hayvanları hep sevin. Hayvanlara yardım edin. Mesela sıcak günlerde kapınızın önüne bir su koyabilirsiniz, mama koyabilirsiniz. Umarım, yani umarım bunu yaparsınız. Çünkü onlar da çok kötü halde, yardıma muhtaçlar. Kediler, köpekler, tüm hayvanlar. Koridora geldi. Gece saat 4 oldu ve şu an Tommy evde gezinmeye başladı. Bakalım nereye gidecek. Aha! Annesinin odasına geldi. Bakın kendisinin odasına geldi. Annesinin odasına. Ve
galiba yine onu emmeye başlayacak akşam yaptığı gibi. Görmüştük zaten nasıl yaptığını ve ne oluyor? Aa, geri başladı, şuna bak. Aa, annesinin ruhunu emiyor, şuna bakın annesi, bak bak. Böyle. Annesini şu an resmen kanını mı emdi, ruhunu mu emdi, ne yaptıysa. Okay, so we just woke up. Aa, uyandılar. Doris and told her to meet us back here. Doris'e yazdık ve buraya gelmesini söyledik dedi. Okay. Kız kardeşine gelecek yani, kadının ismini yine unuttum lan. Aa, Doris şu anda annesini getiriyor, Tommy'nin annesini. She looks even worse. Daha da kötü görünüyor. Okay, let's see what Tommy. Abi gerçekten bakın, iyice bitkin hale gelmiş ve şimdi Tommy'nin dün gece neler yaptığını izliyoruz bakalım. Görünüyor ki dışarı çıkmış pencereden diyor. Bakalım ne zaman geri dönecek diyor. Aha, geri geldi. Bir şey taşıyor gibi görünüyor dedi. Candace'e sordular, biliyor musun ne taşıdığını, o da bilmek bile istemiyorum dedi. Bir şeyler yiyor dedi. And he went into the hall. Abi tüyleri dikerken gerçekten inanılmaz ilginç sahneler var, korkunç sahneler. Evet, kendisi emdiğini izliyorlar şu anda. Biliyorum diyor, emdiğini biliyorum diyor. Bu normal değil diyor Doris de oradan. Bu evden gidelim diyor seninle birlikte. Ama onu yalnız bırakamam diyor annesi, abi oğluna üzülüyor. Senin canını acıtıyor, vaktin kalmadı artık diyor, senin içini emiyor diyor. Abi resmen eme eme annesinin işini bitiriyor, oğlumu bırakamam dedi. O senin oğlum bile değil dedi şu anda. Ne yediğini görmek için Tommy'nin odasına gideceğiz diyor. Şu an dinleniyor, gitmeyin dedi. O zaman bir gece daha kalmamız gerekiyor dedi. Chester da yandan hemen diyor ki hayır bro, hayır diyor. Ama bir gece daha kalacaklar ve Tommy'nin ne yediğini öğrenecekler. Evet, Tommy uyandı ve tuvalete gitti. Biz de ne yediğine bakmak için odasına gireceğiz. Evet, bakalım yani ne yediğini göreceğiz. Galiba kedi yemişti ama. Buradaki koku ne diyor? Çürümüş et gibi kokuyor diyor. Evet, buradan kaçıyor. Evet, bakın bu pencereden çıkıyor, gidiyor ve hayvan getirip eve onları yiyor abi. Ne oldu diyor? Kapı açık. Ne oluyor? Kapıyı kapattı. Ne oluyor? Lan burada ne? Tasmalar var. Kedi köpek tasmaları buldu şu anda Chester ve... Şuna bakın abi, çok iğrenç. Kovada çürü etler metler var. Yardım diyor, bu ne? Kovada ne saklıyor? Kovadaki şey onunla konuştu şu an. O geri dönmeden pencereyi kapatalım dedi. Pencereyi şu anda tahtalarla kapatıyorlar. Geri giremesin diye Tommy. Şimdi onunla tekrar konuşalım. Tekrar adresinin yanına gidecekler abi. Onunla konuşacaklar. Abi gitgide daha kötü bir hale geliyor. Şuna bakın. Candace nasıl hissediyorsun? Abi bu ne, iyice salak gibi olmuş. Bu sabahtan bile daha kötü, hiç zamanı kalmadı diyor. Abi bizimle misin? Şu an bu kadının tek geri dönüş şansı Parker ve Chester'ın, yani Life of Luxury, bu hayalet avcılarının ona yardım etmesi. Bunu yapamam diyor. Doris kalmak istemiyor. Kız kardeşini sevmiyor musun? Seviyorum ama Tommy'den çok korkuyorum diyor. Abi haklı. Siz bu evde kalabilir miydiniz abi? 100 bin TL verseler kalır mıydınız yazıyorlar. Bir gece kalır mıydınız? Ben kalamazdım herhalde abi. İmkansız, çünkü beni yerdi yani. Kalsam bile beni yerdi. Evet, Tommy kaçamazsın. Ne oluyor? Oh, annesi dedi hayır 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 diyor. Onun yemeğe ihtiyacı var diyor. Onu ev almadıkları için şu an kızıyor annesi. Yemeğe ihtiyacı var diyor. Ağlıyor. Abi tüylerim diken diken. Bu videolar beni çok korkutuyor, tüylerim diken diken. Deli gibi ağlıyor. Oğlunun yemek yemesini istiyor. Yani kendine emmesini istiyor aslında. Evet, Tommy kaçamaz diyor. Aa, kapıyı da şu an tahtalarla kapatıyorlar. Hem pencereyi hem kapıyı tahtalarla kilitlediler abi.
Bir dakika, Toby şu an içeride olabilir aslında. Çünkü tuvalete gittiğini söylemişlerdi. Ama ne pencereden ne kapıdan çıkabilir artık. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorsun. Dolapta ne vardı falan diyor. Bu gece onu odasına hapsettik diyor. Evet. Evet, kız kardeşi onun oğlu olmadığını söylemişti. Yani o artık şeytan abi, bildiğiniz böyle bir canavara dönüştü. Ne olduğunu Allah bilir diyor Parker. Evet. İstediği kadar sinirlenebilir diyor. Annesini incitmemesi için elinden geleni yapacaklar. Parker ve Chester şimdi uyumaya geçiyorlar. Ve yine güvenlik kameralarını izleyeceğiz. Gizli kameraları. Bakalım. Gece 2. Five Nights at Freddy's gibi oldu ya. Gerçekten yine böyle Life of Luxury videoları izleyelim mi abi? Onların birçok videoları var. Eski videoları falan da olabilir. Yeni videolarını zaten izliyoruz. Hani mutlaka yorumlara yazın. Like falan istemiyorum abi artık. Zaten siz like atıyorsunuz. Size güveniyorum o sefecalesi. Toby yine uyanmış gece 1'de ama bu sefer pencere falan tahtalarla kapalı. Kapı da tahtalarla kilitli. Odasından hiçbir şekilde çıkamaması için bunları yaptılar. Bakın kız kardeşi Doris de burada uyuyor abi. Şarkı söylüyor şu an Tommy. Lan kafası ters döndü 180 derece ve kameraya baktı. Bu sefer annesinin yanına gidemeyecek. Bakın annesi de burada uyuyor abi. Biliyorsunuz her gece gelip annesini böyle emiyordu. Ruhunu, kanını emiyordu resmen. Bakın çıkmaya çalışıyor. Doris de burada. Umarım bu gece Doris'e bir zarar vermez abi. Ya tabi oradan kurtulabilirse bunu yapabilir. Ama bilmiyorum o tahtalar onu ne kadar tutacak. Aa! Pencereyi kırmaya çalışıyor şu an. Şuna bakın, ev sallanıyor. Deprem etkisi yaratıyor resmen. Ne olacak abi, sizlerle yaşıyorsunuz mutlaka merazın. Gerçekten inanılmaz ürkütücü bir video. Şuna bakın, delirdi. Deli gibi ağrıyor ve sinirlenip yatağa vuruyor. Küçük bir çocuk gibi. Ama görüyorsunuz ne kadar büyük olduğunu. Abi inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Ne olacak şimdi, çıkmayı başarabilecek mi sizce? Kameraya doğru geliyor. Bu sefer yemek yemeye çıkamıyor, görüyorsunuz ne pencerelerde kapalı. Ooo! Lan duvarı kırdı. Bu odanın duvarı mı yoksa? Hangi odanın duvarı? Çıkmış! Duvarı yarım çıkmış, görüyor musunuz? Koridora geldi! Gecenin üçünde koridora çıkmayı başardı duvarı yararak. Abi! Yine bağırıyor ve yine annesinin yanına geldi. Bu sefer annesi uyandı ve ağlıyor. Abi! Ne yapacak? Sapık gibi annesini emecek yine ya. Şu an herkes uyuyor abi. Kimse uyanmıyor. Aa! Abi! Bakın annesinin suratına bakın, böyle böyle oluyor ve Toby şu anda onu emiyor abi. Gitgide onu güçsüz hale getiriyor. Görüyorsunuz değil mi? Gerçekten inanılmaz rahatsız edici görüntüler. Buraya geri mi gelecek acaba, yoksa diğerlerini de mi emmeye gidecek? Abi şuna bakın. Kadın resmen artık iskelet gibi ya. Tamamen emdi yani kadını. Organ morgan her şeyini emdi kadını ya. Abi kesin bu Doris'in yanına gelecek ya. Teyzesini de emecek bence. Ne diyorsunuz? İnanılmaz psikopat bir karakter. Teşekkür ederim yazdı alt yazıda ama öyle bir şey dedi mi? Şuna bakın abi, eve sığmıyor resmen. Tavana değiyor kafası. Buraya mı gelecek? Aaa delirdi. Aaa kapıyı kırmaya çalışıyor şu an. Abi hayır. Kimin yanına geliyor? Doris'in yanına geliyor. Teyzesinin yanına geliyor. Hayır. Kapıyı kırıyor. Teyzesi ne yapacak? Dili tutuldu şu an. Abi işte bu yüzden bu evde kalmak istemiyordu. Aa Chester uyandı. Parker'ı uyandırıyor. Tommy karşılıyor. Evet Tommy karşılıyor şu an. Annesi sevdikten sonra teyzesi sevmeye geldi. Kapı kırıldı, ellerine bakın. İçeri girecek. Aa Parker ve Chester şu an salona çıktı, koridora. Abi teyzesinin yanına doğru geliyor Toby. Doris'in odasına koş dedi.
Aa, çıktı koridora, çıktı tekrardan. Başka odaya gitti. Abi Doris'in odasına geldiler ama Toby oradan gitti. Aa! Teyzesine ne olmuş? Abi şuna bakın. Teyzesi inanılmaz kötü bir halde ve tekrar Toby annesinin yanına geldi. Abi teyzesi galiba ölmüş olabilir veya o da annesi gibi olacak, Toby gibi. Ne oluyor? Annesinin odasına koştular ve... Aa! Abi kadının kafasını tutuyor, teker sandalyeye bitirecek. Annesini yine kaçırdı. Gördünüz mü? Tutup böyle kafasından çekti. O nerede? Oo! Ormana doğru götürüyor onu. İnanamıyorum Allah'ım. Kendisi tekrar aldı. Bu sefer olmaz diyor. Geç değil diyor. Hadi ormana gidelim diyor. Ve Parker çıkıyor abi, gidiyor. Chester gelmeyecek mi? Chester yardım etmezse Parker bence ölür abi, yani yakalanır. Ne olacak şimdi? Toby ve kendisi görmek için ormana gittik ama onları bulamadık yazıyor. Videoyu çekerken yakınlardaki insanlardan çığlık sesleri falan duyduk diyor. Diğer evlere de mi gittiler yoksa acaba komşular mı gördü onları, öyle mi bağırdı? Kendisini hala yaşadığını düşünüyoruz dedi. Ve bölüm bu şekilde bitiyor. Acaba devamı gelir mi? Sizce devamı gelir mi? Yorumlara yazın.